Merhaba arkadaşlar, benim adım Kayhan. OpenGL eğitim serisi videolarına devam ediyoruz. Bu videoda yine projelerimizi düzenlemeye çalışacağız. Bir şekil yönetim mekanizması oluşturacağız. Tabi basit bir şekil yönetim mekanizması. İleride bunu geliştirebiliriz. Neyse, ben yine çok konuşmaya başladım. Gelin dersimize başlayalım. 27 tane dersten sonra arkadaşlar, ekranda bir tane küp çizdirmeyi başardık. Ve hatırlıyorsanız, küp oluşturmak için bayağı bir kod yazmamız gerekiyordu. Ben her şekil için bu tip kodların yazılmasını istemiyorum arkadaşlar. En azından ana dosyamız içerisinde her seferinde bu kodların yazılmasını istemiyorum. Benim istediğim küp oluşturmak için gerekli olan ne varsa onları bir sınıf içerisinde kapsüle etmek. Yani kod, veri ne varsa bu sınıfın içerisinde kapsül olacak. Eğer ki ben bu şekli çizmek istiyorsam neye ihtiyacım olacak? Vertex buffer, index buffer ve vertex array object indekslerine ihtiyacım olacak. Bunların hepsi mesh sınıfı içerisinde bulunacak. Ayrıca bu sınıftan oluşturduğum nesneyi çizebilmem lazım. Yani ben ona diyeceğim ki çiz, o da kendini çizdirecek. Yani yüzlerce satırlık kodu programcı veya kullanıcı birkaç satırda halledebilecek. Bu mekanizmayı oluşturmak istiyorum ben. Tabii, böyle bir mekanizma oluşturmadan önce arkadaşlar bazı planlar yapmamız lazım. Neye ihtiyacımız var? Şimdi Mesh sınıfı sadece bir küp temsil etmeyecek kimi zaman silindir kimi zaman koni temsil edecek yüzlerce binlerce şekli temsil edebilmesi gerekiyor bunu nasıl sağlarım benim arkadaşlar bütün şekillerin ortak yapısına ihtiyacım var yani bu şekilleri oluşturmam ve çizdirebilmem için neye ihtiyacım var hangi verilere aslında bu basit vertexer ölçek indeksine ihtiyacım var bir de indeks sayısına ihtiyacım var ayrıca bir de tabi hangi Temel şekilde çizilecek, ona da ihtiyacım olacak ama onu ileride yapabiliriz. Şu an için ihtiyaç duyduğum iki biri var: Vertex Array -E Object indeksi ve indeks sayısı. Mesh sınıfı içerisinde bu ikisinin bulunması yeterli. Bir de çiz fonksiyonu bulunursa, mesh sınıfımız yeterli olacak. Tabi en azından şu an için. İleride mesh sınıfı içerisinde başka elemanlar da ekleyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar, benim e, ayrıştırmak istediğim bir şey daha var. Şimdi, eğer ki mesh sınıfın içerisinde şekli oluşturmak için kullandığımız kodları da yazarsak bu problem teşkil eder. Çünkü mesh dediğimiz zaman bir suyut kavramdan bahsediyoruz. Hangi mesh? Küp için mi, silindir için mi yoksa koni için mi? Hangi şekil için? Her birisi için ayrı fonksiyon yazamam mesh sınıfı içerisinde. Bu nesneye dayalı programlamanın yapısına uymuyor. Ben arkadaşlar farklı bir mekanizma kullanacağım burada. Mesh'in içerisinde tutmayacağım şekil oluşturma kodlarını, başka bir yerde tutacağım. Bunun için arkadaşlar Factory tasarım desenine benzeyen bir yapı kullanacağım. Şimdi genelde şöyle sorular gelebilir. İşte şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım, şunu şöyle yapsaydın daha iyi olurdu, bunu böyle yapsaydın daha iyi olurdu. Arkadaşlar eğitimci olarak en kompleks yapıyı göstermeniz iyi sonuçlar vermeyebilir. Benim amacım olabildiğince basit, herkesin anlayabileceği yapıları göstermek. Kimseye hava atma veya kimseye gösteriş yapmaya çalışmıyorum. Amacım öğrenciye ulaşabilmek. Hangi yollarla ulaşabilirim? Benim için önemli olan o. Eğer ki size bir anda çok kompleks bir yapı gösterirsem büyük ihtimalle bir çoğunuz anlamayacak ki doğal bu. Yani arkadaşlar OpenGL zaten kendi başına oldukça kompleks bir canavar. Buna ek olarak size bir de fazla kompleks mekanizmalar göstermemeye çalışıyorum. Olabildiğince basit kontrol edebilir halde götürmeye çalışacağım projeleri. Hatalar yapacağız. Onları düzelteceğiz ki bence bu çok önemli. Hata yaptığınız zaman bunun görülmesi çok daha öğretici oluyor. Neyse ben yine çok konuşmaya başladım. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar programcı mesh nesnesini nasıl oluşturacak? Bunun için biz ayrı bir sınıf kullanacağız arkadaşlar. Mesh Manager diye bir sınıfımız olacak. Bu sınıfın tüm görevi yeni meshler oluşturmak. Eğer ki biz küp oluşturmasını istiyorsak ilgili fonksiyonu çağıracağız. O gidecek, küp oluşturmak için gerekli olan bütün kodları yazacak. Bir tane vertex array object oluşturacak. IDC ile index sayısını yeni oluşturduğu mesh nesnesinin içerisine atayacak. Bakın oluşturduğu mesh nesnesinin içerisinde sadece vertex array objenin ID'si bir de index sayısı olacak. Çizim için bunlar yeterli. Daha sonra bu nesnenin adresini de bize döndürecek. Bu sadece küp için mesela. Eğer ki silindir oluşturmak istiyorsak, Mesh Manager içerisinde başka bir fonksiyon sağlayacağız. Ne bileyim, Küre oluşturmak istiyorsak başka bir fonksiyon. Her birisi için farklı fonksiyonlara tasarlayacağız. Faktörü tasarım deseninde buna benziyor. Bu tabi daha basit versiyonu. Mükemmel mi? Hayır değil ama şu an için işimizi görüyor. Oldukça basit. Amacımız böyle bir mekanizma tasarlamak. Ayrıca Mesh Manager'ın programın her tarafında çağrılabilmesini sağlamam gerekiyor. Onun için de Mesh Manager'ı Singleton tasarım desenine kullanarak tasarlayacağım. Şunu da belirteyim günümüzde Singleton tasarım deseninde çok beğenmiyorlar ama varsın beğenmesinler biz kullanacağız arkadaşlar. Neyse gelin koda geçelim. Öncelikle arkadaşlar Mesh sınıfını oluşturacağım. Bir tane h dosyası oluşturuyorum onun için. Inclusion guard'ları oluşturuyorum. public olarak ben arkadaşlar bir tane metot bulunduracağım. İsmi draw olacak. Yani mesh sınıfından bir nesneye sahip olan kişi o nesneyi çizdirebilmeli. Draw fonksiyonu çağırabilmeli. Eleman olarak da vertex objeye sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Biz böyle bir sınıf oluşturmuştuk. Bu sınıftan bir tane nesneye sahip olması gerekiyor. En azından adresini. Onun için öncelikle tabii ön tanımlamamı yapayım. burada pointer'ımızı oluşturalım. Tabi çizim yaptırabilmemiz için vertex -er object yeterli değil. Bir de index sayısına sahip olması gerekiyor mesh'in. Onun için de count diyorum. Bu iki veri yeterli bizim için. Şimdi CPP dosyasını oluşturacağım. Ayrıca Vertex Array objeyi de eklemem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyorsanız Visual Studio Code bir hata veriyor. Intel çalışmıyor arkadaşlar. Özellikle bu dosya için. Peki neden? Çünkü klasör yolunu bulamıyor. Ama Vector, e, Vertex Array değil. Bakın dikkat ediyorsanız CLM kütüphanesinin yolunu bulamıyor. Bunun için arkadaşlar ben geleceğim. Projemdeki bakın C, C++ Properties'in içerisinde. Ben Linux için tanımlamışım ama Windows için tanımlamamışım. O yüzden bakın bir de virgül bırakmışım sonuna o dada yapıştırdım Windows diyeceğim burada tabii bunu silmem gerekiyor çünkü compiler path Linux'a göre hmm, bu kalabilir aynen şu sonunda bir şey var mı yok tamam şimdi Mesh içerisine gelelim gördüğünüz gibi hata gitti Visual Studio Code arkadaşlar bizim kütüphane yollarımızı bilmediği için internet sensini çalıştıramıyor. Yani o kütüphanelerin içerisine girip onları veri tabanı içerisine atması gerekiyor. Onları taraması lazım ama yolu bilmediği için hata veriyordu. CMake tabi nasıl değerleyeceğini biliyor. O yüzden değerleme kısmında biz problem yaşamıyorduk. Ama IntelliSense kısmında problem yaşıyorduk. O yüzden Visual Studio Code içerisinde CC++ Properties JSON denen bir dosya var. Bu dosyayı zaten Quick Fix dediğin zaman oluşturuyor otomatik. Siz de kendiniz de yazabilirsiniz. Bakın burada ne yapmışız? Daha önceden yaptık zaten. Linux için ayarlamıştık yolları. Ayrıca Windows için de ayarladım. Jus Studio kodun güzel tarafı bu. İstediğiniz işletim sistemine götürebilirsiniz. Hangisi aktifse ona göre bunlardan birisi aktif oluyor. Doğru yolu bulduktan sonra da o kütüphaneyi de tarıyor ve IntelliSense artık aktif olarak çalışıyor bir Jus Studio kodu içerisinde. Gayet güzel bir özellik. Şimdi gelelim Draw içerisinde ne olacak? Şimdi draw içerisinde öncelikle ne yapıyorduk biz çizimde? Main'de bakın gelin görelim. Hop. Ne yapıyoruz? Önce eee vertex array'i aktif ediyoruz. Sonra da draw element fonksiyonu çağırıyoruz. Şimdi aynı işlemi ben burada da yapacağım. Geleceğim mesh içerisinde activate diyeceğim. Deactivate'in de yazalım da problem olmasın. Ardından da arkadaşlar CL draw oops. Ah, şey yüklemedik. Kütüphaneyi eklemedik. Bakın otomatik buluyor. Kontrole basık tutup space'e basarsanız IntelliSense direkt devreye girer arkadaşlar. GL Triangles. Bakın index count'una burada ihtiyaç duyacağız. Index'te kullandığımız veri türünü soruyor bize. Unsigned int diyorum. Bunu da niye hata ki? Ups. Yanlış yazmışım. Evet. Bakın draw fonksiyonumuz da bu şekilde olacak. Mesh sınıfı için Şimdilik bu kadar yeter. Amacımız şimdi gelip bir tane Mesh Manager sınıfı oluşturmak. Mesh Manager sınıfı da istediğimiz türde Mesh'i oluşturmakla görevli olacak. Oops. MeshManager sınıfının bir singleton olmasını istiyorum arkadaşlar. Yani MeshManager'dan bütün programımız boyunca bir tane nesne oluşturabilmemiz gerekiyor. Başka nesne oluşturulmasını kesinlikle yasaklamam lazım. Bunu takip edebilmek için öncelikle kullanıcının direkt new operatörü ile MeshManager oluşturmasını engellemem lazım. Yapacağımız şey kurucusunu private yapmak arkadaşlar. Bunu yaptığım an MeshManager'ın new ile oluşturulmasını engellemiş oluyorum. Peki Nümle oluşturmayacaksak Nasıl oluşturacağız Kullanıcının bir şekilde Mesh Manager nesnesini oluşturabilmesi lazım en azından referansını alabilmesi lazım Yani adresini alabilmesi lazım Bunun için arkadaşlar bir fonksiyon yazacağım Yine burada bir sorun geliyor Nesne oluşturmadan fonksiyonu çağıramayız ki Kullanıcı bu fonksiyonu asla çağıramaz İstediğim kadar fonksiyon oluşturayım Bunun yolu arkadaşlar fonksiyonu statik yapmak. Eğer fonksiyonu statik yaparsam nesne oluşturmadan da fonksiyonu çağırabilirim. Dönüş değeri ne olacak bu fonksiyonun? Mesh Manager pointer olacak arkadaşlar. Referans da yapabilirsiniz. Ben pointer kullanıyorum. Bu fonksiyon ismi get instance olacak. Yani oluşturulan nesnenin pointerını getirecek. Get de diyebilirsiniz. Sorun yok. İstediğinizi kullanın. Fonksiyonumuz bu arkadaşlar. Arka planda gidecek bir Mesh Manager nesnesi oluşturacak ve adresini kullanıcıya getirecek. Peki daha önceden Mesh Manager oluşturulup oluşturulmadığını nasıl takip edecek? Biz bir tane demiştik. Bunun için de arkadaşlar ben geleceğim. Bir tane pointer oluşturacağım sınıfın içerisinde. Şimdi bu fonksiyon içerisinde kontrol edeceğim. Acaba bu pointer içerisinde bir değer var mı eğer ki değer varsa demek ki oluşturulmuş Değer olduğu gibi döndüreceğim yalnız yine bir sorun var Statik bir fonksiyonun içerisinde Sınıfa ait statik elemanlara erişebilirsiniz başka elemana erişemezsiniz O yüzden Bu pointerda statik yazmak zorundayız Bakın bu pointer kullanıcı direkt erişemez private yazdım Ama bu fonksiyon erişebilir Çünkü mesh manager içerisinde tasarlanmış bu sınıfın içerisinde başka elemanlar da olacak ama şu an için singleton mekanizmasını yapalım. Ondan sonra diğerlerini ekleriz. Önce geliyorum. Service class'ının içerisinde bir tane mesh manager diyorum. Oops. Kod diyorum. Mesh manager'ı ekledim. Kurucusunu yazalım hemen. Şimdi arkadaşlar eğer ki sınıfınızda statik bir değişken varsa bu statik değişkeni sınıf dışında bir değer atamanız gerekiyor. Nesne oluşturulmadan önce ilk değerin atanması gerekiyor. Bunun için ben daha nesne oluşmadan önce tabi önce türünü yazmamız gerekiyor. Evet ilk değerini atıyorum. Eğer bunu atamazsanız arkadaşlar linker hata verecek. O yüzden ilk değeri atamanız gerekiyor. Her statik elemanınızı aynı şekilde böyle ilk değerini atamanız gerekiyor. Sınıfın dışarısında arkadaşlar. Çünkü statik elemanlar aslında sınıfa birebir bağlı değiller. Daha doğrusu oluşturduğunuz nesneye bağlı değiller. O yüzden kurucu içerisinde ilk değerini atamanız pek mantıklı değil. Nesne oluşturulmadan da ilk değerlerinin atanması gerekiyor. O şekilde düşünmeniz lazım. C++'ın böyle garip özellikleri var. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Kurucu içerisinde herhangi bir şey yazmayacağım arkadaşlar. Benim için en önemli olan fonksiyon yazacağım. Dönüş değeri mesh manager pointer. İsmi ise get Instance. Dediğim gibi siz farklı bir isim kullanabilirsiniz. Bakın bu fonksiyonun kontrol edeceği şey şu görmüş olduğunuz pointer. Eğer ki bu pointer null değerine sahipse o zaman yeni bir nesne oluşturacak ve bu pointer'a değerini atayacak. Yani şöyle yapacağım. if Allah'ım eşit değil. Pardon, eşit eşit null diyeceğim. Null ptr ise o zaman diyeceğim instance eşittir new mesh manager. Şimdi diyeceksiniz ki hani new kullanamıyorduk? Hani oluşturamıyorduk nesne? Bakın arkadaşlar kullanıcı nesne oluşturamaz. Sizin sınıfınızı kullanacak olan kişi nesne oluşturamaz new'de. Ama dikkat ediyorsanız get instance bu sınıfın bir üyesi. Yani private elemanlarına erişebilir. O yüzden burada new çağırabilirsiniz arkadaşlar. Sadece burada başka hiçbir yerde çağıramazsınız. Eğer ki m instance null ise yani hiçbir nesne oluşturulmamışsa bir nesne oluşturuyorum ve oluşturduğumu en, en instance içerisine atıyorum. Burada da arkadaşlar o m instance'ı döndüreceğim. Eğer ki if'in içerisine girmiyorsa bu ne demektir? Daha önceden bir nesne oluşturulmuş, null ptr değil. Direkt onun adresini döndürüyorum. Eğer ki oluşturulmamışsa yeni bir nesne oluşturuyor ve onun adresini m instance'a arıyor Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin bunu main içerisine bir deneyelim. Şu şekilde olacak. Geleceğim. Mesh manager diyeceğim. Bakın main içerisine sadece deneyeceğim. Şurada deneyelim. Static fonksiyonu çağıracağım. O yüzden iki nokta üst diyorum. Get instance diyorum. Bakın bu fonksiyon bana bir tane pointer döndürecek. Onu bu şekilde de yakalayabilirim. Bu şekilde de yakalayabilirim. İstersem direkt buraya ok da yapabilirim arkadaşlar. Şu an için hiçbir fonksiyon yok. O yüzden get instance'ı tekrardan getirme şansınız var. Mantık bu şekilde olacak. Manager'ı bu şekilde getireceğim programın herhangi bir yerinde olursam neresinde olursam olayım aynı şekilde getireceğim. Bana hep aynı nesne gelecek. Orada da geleceğim manager diyeceğim işte create cube diyeceğim. Bana küpü getirecek arkadaşlar. Şimdi gelin küpü oluşturma fonksiyonunu yazalım. Öncelikle mesh manager içerisine geliyorum. Tam burada arkadaşlar. create cube diyelim. Şimdi herhangi bir parametre almasını istemiyorum. Boyutunu bir vereceğim arkadaşlar İsteyen kişi onu scale ederek büyütüp küçültebilir Yani boyut vermek pek mantıklı değil bence bir yapalım İsteyen Kendisi alsın büyütsün Tabi bu fonksiyon bana bir tane Mesh nesnesi döndürecek Mantık bu Tabi mesh dediğim için ön tanımlama yapmam gerekiyor Pointer kullandığım için arkadaşlar include etmeme gerek yok Eğer ki normal mesh deseydim Include etmek zorundaydım çünkü Bakın burada bir nesne var. Direkt nesnenin tanımlamasını komple görmek zorunda. Ama ben pointer dediğim için pointer unsigned'den başka bir şey değil. İçerisinde sadece adres tutuyor. O yüzden class tanımını bilmesine gerek yok. Ama yine de derleyiciye söylemeniz gerekiyor. Arkadaş bak ben bunu yazdım ama hata değil. Tanımlayacağım. Include edeceğim yani. Merak etme demek bu. Yoksa hata verir. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar geleceğim. Mesh Manager içerisinde bir tane fonksiyon oluşturacağım. Ya pardon gövdesini oluşturacağım. Küp oluşturma işlemlerini zaten biz main'de yapıyorduk arkadaşlar. Bakın tam burada. Bakın float length demişim. Ben bunların hepsini kopyalayacağım. Bunların hepsini alacağım. Keselim, buraya yapıştıralım arkadaşlar. tabi vertex tipimizi da göstermemiz gerekiyor. Lengthi bilmiyor. Fonksiyonda length vardı hatırlarsanız Ona bir sıfır diyelim. Bakın yarısını alacak. Şu an için bir hata yok. Ups, vertisiz. Vertisizleri orada tanımlamışız galiba. Ups, nerede main? Evet. Şunları alalım. Bunlara da ihtiyacı yok. Pencere büyütmenin dezavantajı bu işte. Yeteri kadar dosya sığdıramıyoruz. Buraya geleceğim. Bunları da yapıştıracağım. Evet, indeksler ve vertexler oluştu. Aynen kopyaladım, ufak değişiklikler yaptım. Normal vertex ve index koordinatlarını oluşturduk. Şimdi vertex ile e, vertex array objeyi oluşturacağım arkadaşlar. Vertex array objeyi oluşturabilmek için de öncelikle onu include edeceğim. Burada. Bakın bir sürü işlem var. build diyeceğim. Bakın vertices zaten var. Indices zaten var. Bu kadar. inşa etme işlemini yaptık. Yalnız mesh ile ilgili bir sorunumuz var. Mesh'in vertex array object ve index count private. Bunlara benim direkt değer atama şansım yok. Neden? Çünkü mesh manager herhangi bir şekilde private elemanlarına değer atayamaz. Mesh nesnesi oluşturabilir ama bunlara değer atayamaz. Bunu nasıl çöz? Çözüm olarak bunlara değer atacağı bir fonksiyon yazabilirim. Public yapabilirim o fonksiyonu. Yalnız ben herkesin bunlara değer atılmasını istemiyorum açıkçası. Yani bunlara sadece Mesh Manager değer atayabilmeli. Şunu yapabiliriz. Mesh Manager'ı Mesh'e friend yapabiliriz. Eğer friend yaparsak Mesh Manager bütün private elemanlarına erişebilir. Şimdilik bence bu yeterli. Fonksiyonla da yapabiliriz. Belki fonksiyonla yapmak daha da mantıklı. Ama mükemmel oynamıyoruz. Belki ileride değiştirebiliriz ama şu an için işimizi görecek. Ben friend diyeceğim arkadaşlar. Mesh manager diyeceğim. Tabi mesh manager'ı tanımıyor şu an. Artık tanıyor. Şu an ben arkadaşlar mesh manager içerisinde mesh'in private elemanlarına erişebilirim. Şimdi bir tane mesh oluşturmam lazım ama onun için öncelikle include etmem gerekiyor. Hey mesh. Burada da geleceğim. Diyeceğim ki arkadaş mesh mesh mesh. ne diyeceğimmiş? Senin VAON bu. Berbat söyledim. Vertex array'jan bu. Senin index count'unda indices size. Başka verileri de alabiliriz. Vertex sayısını vesaire de alabiliriz. Onlar sonra düşünebileceğimiz şeyler. Ya yani çok fantastik bir şey değil buraya index count dersiniz. Oops. Index count dersiniz. Burada da index hadi gelin yapalım ya. Vertex count'a ne zaman ihtiyacımız olur bilmiyorum ama yazalım. Tamam. Son olarak da return mesh diyoruz. Ne yaptık? Vertex'leri indeksler oluşturduk. Vertex array objemizi inşa ettik. Sonra mesh oluşturduk. Gerekli verilerini atadık o meşe. Mesh Mesh'imiz çizilmeye hazır. Geri döndük. Şimdi main içerisine gideceğim. Bakın burada mesh diyeceğim. Bir tane de mesh pointer oluşturalım. Bunlar artık ihtiyacım yok. Buna da artık ihtiyacım yok. Mesh diyelim. Bakın artık bunlara texture e ihtiyacımız var. Bunlara ihtiyacımız yok. VOA Build. Buna ihtiyacımız yok. Mesh Manager'ı oluşturduk. Şimdi burada arkadaşlar Manager'ı kullanarak Create Cube diyorum. Ne yapacak? Bana oluşturduğu Mesh'in adresini döndürecek. Ben de onu arkadaşlar tam burada çizdireceğim. Bunu kaldıralım. Activate'i kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Tam burada mesh draw diyeceğim. Tabii çalıştırırsak hata verir çünkü şeye eklemedik. Cmake list'e eklemedik. Hadi bakalım. Ne olacak? Hiçbir hata vermeden çalıştı. İnanılır gibi değil. Gördüğünüz gibi bakın kod içerisinde kadar sadeleşti. Bu burası değil tabi. Main içerisinde. O, bu kısımlar sade değil tabi. Yani build square, square fonksiyonuna artık ihtiyacımız yok. Bakın main içerisinde artık öyle bir fonksiyonumuz yok. Bunu da kaldırabiliriz arkadaşlar. Ne yaptım? Dedim ki hey mesh manager adresini getir. Eğer adresi yoksa yani daha önce oluşturulmamışsa otomatik gidiyor oluşturuyor adresini bana getiriyor. Daha sonra ona da diyorum ki hey manager bana bir tane küp oluştur. O da ne yapıyor? Oluşturduğu küpün adresini bana getiriyor. Mesh nesnesi olarak. Ben de onu gördüğünüz gibi çiziriyorum. Ve otomatik olarak transformlardan da etkileniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz kodumuz ciddi anlamda organize hale geliyor. Mesh Manager sınıfı ile ilgili birkaç video daha yapacağım. Ona başka fonksiyonlar ekleyeceğiz. Biraz daha organize edeceğiz, düzenleyeceğiz. Ama bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Çünkü videonun süresi çok uzadı gerçekten. Neyse, hepinize iyi günler.